Damla odasında daha iyi. Geçecek. Geçti. Geçecek. Bunu da atlatacağız. Hep birlikte bunu da atlatacağız. Önemli bir şey değil acım. Ben nasıl fark edemem? Hastanım iyileşiyor diye sevinirken bütün bu olup bitenleri nasıl göremedim ben? Agah. Senin suçun yok. Kendine yüklenme. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bunun ne senin ne de benimle bir ilgisi. Nedim benim de çocuğum gibi. Anne oğul arasında olur böyle şey. Söz ver bana, ona bu konuda yüklenmeyeceksin. Unutalım. Rica ediyorum. Olacaksın paşam. Kendiniz yalancı. Ama yapma böyle, kurban olayım. Yalancı. Kendiniz yalancı. Hadi ne olur, ne olur iç şunu. Ver. Neyi? Ver orada. Neyi vereyim paşam? Anlamıyorum ki neyi. Annem. Ver. Yatırdım şimdi Agah Bey. Sakinleştiricisini de verdim. Çok özür dilerim. Duymamışım. Bilsem burada neler olmuş. Allah'ım mesabirin yarabbim. Aklımı kaçıracağım. Agah tansiyonun çıkacak. Tabii hala çıkmadıysa. Agah. Nedim benim de evladım. Cenk'le Damla'dan bir farkı yok ki. Etle tırnak kavgası deyip geçeceğiz. Yeter ki Nedim biraz sakinleşsin. Kendi içimizde halledeceğiz. Sen üzme kendini artık lütfen. Nedim o ağır sözleri için benden özür dilemesi de olur. Çocuk beni yanlış anladı. Ama ben ondan özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Bileğinde bıraktığım o izler için ondan özür dileyeceğim. Ama benim beklediğim asıl özür gelmeyecek belli. Ben kocamın tek bir lafıyla o kadından tıpış tıpış özür dilerken kız özür mözür dilemem dedi. İftirasını attı. Çekti gitti. Sürpriz mi? Hayır. Çünkü ben sana söylemiştim. O insanlar artık beni saymayacaklar demiştim. (Gülüyor)
Dedim. Ne oluyor sana böyle bir aslan? Niye bizi böyle üzüyorsun? Bunca zaman hasret kaldım sesin. Bana o amca değişine sevinemeden. Ne oluyor sana be yavrum? Senin parmağın ucuna taş desin. Benim canım ya. Amcan yanında aslanım. Hep yanında. Anneciğim. Anne hadi bitmedi mi? Bitti anneciğim bak az kaldı. Tamamdır al bakalım. Ama önce birazcık. Aferin benim oğluma. Al bakalım tut. Tamam. Hadi koş bakalım. Oğlum, Nedim, anneciğim. Anne hadi bitmedin mi? Ama önce hadi uyan. Hadi uyan. Günaydın. Sanırım güzel bir rüya görüyordun. Seni bu konuda ilk ve son kez uyarıyorum. Eğer dün geceki gibi bir şova bir daha kalkışacak olursan... önce işbirlikçi hemşireni yok ederim. Sonra da seni. Beni duyuyor musun? Yapma, yapma. Yapma. Bu dün gece için bir uyarıydı. Bu evde kimin sözünü geçtiğini anlamışsındır umarım. Sen de gördün, paçavra gibi kala kaldın ortada. Kimse sana inanmadı. Beni zorlama. Eğer hemşirenin başına bir iş gelmesini istemiyorsan beni zorlama.
Nedim canım. Güzel bir gün olsun. Nurten Hanım birazdan kahvaltında çıkar. Kıyamam.